Egzotik olan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem yavrularımızı kontrol edeceğiz hem de ufak bir besleme yaparız. Lasyolara Paribana'yı deneyeceğim. Bir de Albopilosmala bir ufak deneriz. Bakalım yemeyecekler mi? Ama ondan önce her günkü gibi çürük ayıklamamızı yapalım bir. Her gün bu arada en az 3 tane, 4 tane falan çürüğüm çıkıyor. Ve ayıklayayım. Şimdi bu kokon açma muhabbetiyle ilgili birkaç kişiden soru aldım. Onları da yanıtlamak istiyorum bir. Öncelikle kokon açma neden yapılır diye soran oldu bazı kişiler. Kokon açma tamamen hobicilerin isteği üzerine risk almasıdır. Yani bu gelişimi gözlemek ve izlemek için bütün yavruları feda etmek gibi bir şey oluyor aslında. Çünkü eğer nem ve sıcaklık ayarlanamazsa bütün yavrular ölebilir veya daha fazla kayıp olabilir. Normalde hani kokonun yırtılmasını kendi başına çıkmaları beklenmeli. Onun dışında dediğim gibi bu bütün hobiciler için aslında bir risk. Ama bakabileceğini düşünenler tabii ki izlemek için sıkça yapıyorlar. Hop. Onun dışında kokon açmadan bahsettik. Düzenekten bahsedeyim. Kokonla ilgili düzenek. Ya ben sıcaklığı ayarlamak için aslında pek bir şey yapmıyorum. Çünkü ev zaten sıcak. Fazlasıyla. Sıcaklık yettiği için sadece böyle bir nem sistemi yaptım. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. İşte iki tane kap aldım. Biri daha derin, biri daha sığ. Sığ olan da işte bu peçete düzeneği, altında da su var ki nem döngüsü sağlansın vesaire vesaire. Arada bir de hani yanlardan, şu kısımlardan, şuralardan şu şekilde bir iki damla, hop, yapamadım. Ha, böyle bir iki damla falan yapıyorum ki yanlar birazcık daha nemlensin diye falan filan. Bunlar fazla detaya giriyor aslında. Hop, şöyle yapayım. Birazcık daha net gözüksün. Onun dışında yaklaşık 3 haftaya falan böyle bir kendilerine gelmelerini bekliyorum yavruların. Ondan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. 3 hafta sonra karar vereceğim. Onun dışında aslında birçok soru geldi. Çiftleştirme ile ilgili vesaire. Fakat hani vermem gereken bilgiler sanırım bu kadar. Bunun dışında çok bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Çiftleşme dönemi geldiği nasıl anlaşılır diye bir soru gelmişti. Onu da hemen yanıtlayayım. Çiftleşme için öncelikle erkeğin ve dişinin kesinliği bir kontrol edilmeli. Ve adult oldukları zaman zaten tep yapacaklar birbirlerine. Böyle patır putur vuracaklar yere ve birbirlerini çağıracaklar. Yani yakında bulundukları zaman muhtemelen zaten teraryumlarda böyle birbirlerine karşılıklı bakarken falan görebilirsiniz. Adult olduklarına emin olduğunuz zaman, yani erkeklerin bulbusları çıktığı zaman, dişinin de hazır olduğunu düşündüğünüz, abdomeninin sağlam bir boyuta geldiği zaman çiftleştirme mümkün olacak. Fakat beslemeyi iyi yapmanız lazım. Dişinin iyi beslenmesi lazım ki hem erkeği fazla riske atmayın, hem de yavrulara bakabilsin yani biraz da. Onun da etkisi oluyor. Bu soruyu da yanıtladığımıza göre başka düşünüyorum neler var. Başka sanırım bir şey yok. O yüzden yavruları izlemeyi birazcık bırakalım ve Lasyoları Paribana'mıza bir yem atalım. Çürükleri bu arada alacağım ben. Sadece şimdilik videodayken uğraşmayayım diye kenara koydum. Birazdan alacağım. Bu arada çürükleri neden topladığımı da soracak olursanız mite yaptıkları için. Yani bir zaman sonra çürüyorlar ve mite'a sebep oluyorlar. O yüzden sürekli temizlenmeli. Evet, bu arkadaşı bayağıdır görmüyordunuz. Uzun zaman sonra şöyle birazcık daha uzaktan da göstereyim. Bu arada Lasyodora Parivana kabuk attı ve videosunu çekmedim. Öyle bir mevzu oldu. Ben bir tane un kurdu değil, moryo kurdu gömdürtsem mi?
Bence çok mantıklı. Şöyle hemen deneyelim. Oo, sakin sakin sakin. Çekme telefonu. Telefonu çekiyor. Çok bayılacağım. Bunu izletmek için kamerayı kurmadım. Evet, bir iki dakika bunu izleyelim ya. Çok güzel kaptı da kamerayı çekmeseydi iyiydi. Sanırım daha hareket etmeyecek. Maksimum iyi şekli bu. Şöyle yavaştan. Oo. Wow. Biraz sakin. Bu pozisyonu yakalamışken de hazır çekelim biraz. Tamamdır ya, bence Lazio Parmağı'ndan alabileceğimiz maksimum verim aldık. Yani. Şu an ayağını çekmesini bekliyordum. Kapayım.
Bu arada muhtemelen diyeceksiniz ki Lazio'ları Parivano'ya neden yeni teralim yapmıyorsun? Çünküsü yok. Ama aslında yapmam lazım. Oh. Şimdi az bu piyosumuzu da koyalım. Birazcık üstü tozlu. Alo piyosumu silemiyorum çünkü. Öyle bir sıkıntı var. Çok minik bir kapta olduğu için zarar veririm diye üstüne hiç bez falan getirmiyorum. Maalesef o yüzden öyle oluyor. Hop 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 hop. Bir tane böyle küçük minik bir moryumuz yok mudur? Vardır bence. Olması lazım yani. Şaka mı bu? Minik moryo yok. Vallahi yok. Lobster vereceğim ya. Hemen lobster ayarlayıp geliyorum. Lobsterimizi ayarladık ama riskli birazcık. Kaçarsa kalp krizinden artık vereceğiz bir şeyler. Bakalım. Açayım yavaştan. Küçük bir lobster. Aa, yine çekemedim. Kafayı yiyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Ben fail videosu çekeyim artık ya. Vallahi. Yani kameranın açısını öyle bir ayarlıyorum ki %80'i gözüküyor. Böyle bütün teraryumun %80'i gözüküyor. Gözükmeyen %20 de gidiyor yemi yakalıyor ya hayvan. Şaka gibi. Of, çok güzel gözüküyor yalnız. Gel gel kaçma. Kaçma. Ne kaçtın be? Yapıyor? Oy, paramparça etti. Keşke daha yakından gösterebilsem size de. Ben döndürüyorum o dönüyor. Ben döndürüyorum o dönüyor. Kaç kaç git hadi. Hadi git. Dön bakalım. Nereye kadar döneceksin? Önden. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. O ara al bopuyorsun, dönsün dursun. Dönerek yemeği seviyor demek ki. Tabii tercih meselesi biraz da. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala kimse abone değil bu arada izleyenlerden sanırım. Çünkü %90 bir abone olmayan ve izleyen kesim var. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Videolar tekrar dönme için böyle bir teşvik oluyor bana. Onun dışında like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi hobiler dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.